Merhabalar, tüm zamanların en yükseği programının yepyeni bir bölümünde yine beraberiz. Fazlı Fuat ve ben Cem İşçiler. Hocam gerçekten Devrim Danyal yine konuğumuz ve her bölümdeki farklı imajınızla, farklı seksapalitenizle gerçekten hayranlık yani duymuyor musun Fazlı? Ben hocanın yayından önce Metaverse karakterini gördüm. Öyle mi dedin? Avatar mı Doğru, dedin bilmiyorum avatar ama diyelim. hiçbir değişiklik olmaz mı ya? Yani gelebileceği son nokta zaten bu ve onu yapmış. Biz mesela neleri değiştirir sen düşün yani. Metaverse karakteri normalde kendi karakterinden daha hoş gözükür. Senin kendin ondan daha hoş gözüküyorsun. Çok teşekkür ederim. Çok Çok naziksiniz. şıksın yani. İnşallah sizleri de o karakterlerinizle birlikte burada sunum yaparken bu tarafa evrilmiş halde de göreceğiz inşallah, değil mi? Güzel, evden değil mi? Uzaktan sunumu yapıyoruz. Evet. Evdeyiz. Çekirdek çitleyerek. Gerçek. Evet. Hocam bu başka bir konumuz var ama. Bu arada biz hocayı o kadar güzel övdük, hoca hiç bizi övmedi. Çünkü övecek bir şey bulamadık. Hocamız öyle boş Şu vakit anda namusa. gerek yok, o yüzden övmek. Aa, hocam sağ olun. Sana gerçekten gözünü taktık. Çekirdek çitleme yeri var değil mi onun? Var tabii. Tamam. Hatta, Olsun abi. hatta böyle ağzımıza çıkacak. pipetle su içmek için de böyle bir tüpü var, açıyorsunuz, devam. Hocam şimdi son zamanlarda herkes NFT'yi konuşuyor. Şimdi NFT nedir? Kısaca. NFT'nin açılımını biliyor musun? Açılmış. NFT non-fungible token demek ama o çok fazla teknik geldiği için ben geçen gün sosyal medyada bulduğum güzel bir kısaltma var. Naftalin olarak geçiyor. Yani NFT, biz naftalin niye kullanırız? Güveler gelip de herhangi bir şeyimizi yemesin diye onu oraya koyarız. Ve benzer şekilde de NFT de bizim hayatımızdaki o sertifikasyon niteliğindeki verileri saklar ve bize ait olduğunu sunar halde karşımıza çıkan yepyeni bir teknoloji. Yani mesela senin az önce bize gösteren avatarını sen satıyorsun. Hayır. Satmıyorum. Ben onu kendim Alıyorlar. oluşturdum ve oluşturduğum avatarla diyorum ki bu benim karakterimdir ve bu karakterim de o yapı içerisinde benle beraber yaşıyor. Yani şu anda henüz birebir orada kendi varlıklarımız olmadığı için biz orada kendimizi nasıl ifade etmek istersek onu o hale getirip orada bizimle beraber yürüyor. Bu tarafa bakıyoruz, bu tarafa bakıyoruz, bir şeyler yiyor, içiyor. O karakter yapıyor onları. Son zamanlarda çok şeyle duydum. Yani Cem Yılmaz'ın Ben de oradan o biliyorum. resmini mi, fotoğrafını mı çizdi, yani Çizdikleri. karikatür çizmiş. Onları satıyor. Doğru. Evet. Bu telifini vermek gibi bir şey mi? Şimdi birazcık o zaman size geriden gelelim. Hem bizi izleyenler, dinleyenler de bu işin nereden kronolojik olarak evrildiğinin Ben farkına varsın. Buyurun. bizim aklımızdakini yani bizim için Lütfen. NFT diyoruz galiba. NFT'nin ne Sen olduğunu senin nefret söyleyeyim. gibi oldu. Nefret iki kafadar doktor. Naftalinleyelim, rahatlayalım. En azından bizim olduğumuz noktayı görürseniz ona göre anlatırsınız. Benim gözümde şu NFT. Bir özelliğim var ya da satabileceğim bir şeyim var. Mesela Sabah Tümer'de kahkahasını sattı. Ben Doğru. şok oldum. O nasıl satılabilir diye yani. Bir daha Artık o edinemiyorum kahkahayı, yani. o kahkaha o adamın mı artık? O ya da hanımefendi kim aldıysa onun olacak. Ve Sabah Tümer her gününü ona telif mi ödeyecek? İş esasında ilk çağlara kadar uzanıyor. Niye? O takas dönemi içerisinde biliyorsunuz bir kesim işte mamut peşinden koşuyor elinde mızrak. Bir kesim işte denizden bir şeyler avlamaya çalışıyor. Avcı toplayıcı. Evet, bir kesim işte diyor ki dünyanın bir tek üzerinde yaşayan varlıklar biz değiliz. Meğleyenler var, möğleyenler var. Herkes böyle bir aynı düzlemde yaşarken burada bir takas ekosistemiyle birlikte hayatımıza ne girmiş oluyor? Kapital düzen. Yani ben aldım, sana verdim, sen aldın, bana verdin ve bu da bir kayıt ihtiyacı gerektiriyor. Bu kayıt daha sonraki ekonomik dönemlerde biliyorsunuz değerli madenlere dönmeye başlıyor. Ve değerli madenler döneminde ilk defa tarihte şöyle bir şey oluyor. Siz eğer bakkal amcadan gidip iki ekmek bir süt istediğiniz zaman kesenizden çıkardığınız altınla birlikte onu ufak şeylerde meblağlarda ödeyebiliyorsunuz. Ama büyük çiftlik kuracaksanız ya da işte araziler alacaksanız o andan itibaren sırtınıza o çuvalla işte külçe külçe altını almanız lazım ki götürüp o karşı tarafa ödeyin. İşte hayatımızda o dönemle birlikte bizim gerçek değeri park ederek o park ettiğimiz değere bir şeyi atfetmemiz ve onu dolaştırmamızla başlıyor her şey. Ve biz buna sertifikasyon diyoruz. Yani burada altın rezervine bağlı olarak bir senet ya da bir nakit para dönüştürme olayı da o andan itibaren hayatımıza geliyor. Tarih tekerrürden ibaret oradaki o mantalite günümüze taşındığı zaman da burada sizin değerli görmüş olduğunuz bir şeyi teknolojik anlamda bir noktaya park ederseniz ve bunun silinemez ya da değiştirilemez halini sağlarsanız o andan itibaren ona bağlı bulunan sertifika dolaşmaya başlıyor. Yani işte demin sizin vermiş olduğunuz örneğe gelirsek sevgili Cem Yılmaz'ın yapmış olduğu bir çizim orada park edilmiş halde gerçeği duruyor ama siz onun sertifikasyonuna sahip oluyorsunuz ve artık o platform üzerinde sizin olmaya başlıyor. Ya ne Peki, oluyor? Bir şey Oldu benim olduğunda ne yapacağım ben onu? Mesela eviniz var, tapusu Tamam. var. Evinizin tapusu, aracınızın ruhsatı. Şu anda sizde duruyor, ne oluyor?
Sizin onun sahipliğiniz... Onun tek var ve o benim. Ama bravo. Öyle. Ama hocam şimdi kaplumbağa terbiyecisinin meşhur kaplumbağa terbiyecisinin şey var, çizim vardır ya. O benim tamam. Evde de var mesela. 30 liraya aldım. 30 liraya aldınız ama onu satmaya çalıştığınız zaman 3 lira eder. Satamam. Evde duruyor. Tamam. 3 lira eder ama gerçeğini satmaya çalıştığınız zaman paha biçilemez. Tabii o öyle. Bu işte bu onun tekilliğini, biricikliğini, unikliğini ya da yeganeliğini nasıl telaffuz ederseniz onu sağlıyor. O da bizim geçtiğimiz sohbetimizde yaptığımız metaverse kavramının alt taban bileşenlerini oluşturmaya başlıyor. Şimdi nereden nereye geldik diyeceksiniz. O bizim bu NFT dediğimiz şey kapital düzendeki bir finansal ekosistemi değiştirecek yapıda bir sahiplik göstergesi gibi görünürken arka tarafta da metaverse üzerindeki her türlü bileşeni hatta bununla ilgili şöyle bir şeyimiz de var. Bütün katıldığımız sohbetlerde söylüyorum. Tekerlememiz var. Aklınıza gelen gelmeyen, gözle görülen görülmeyen, elle tutulan tutulmayan, katı, sıvı, gaz. Yani bütün evrenin üzerindeki her şeyi siz burada o ekosistemde bir değer haline getirmeye başlayabiliyorsunuz. Bunu düşündüğünüz zaman yani bu arka tarafı gerçekten çok büyük noktalara gitmeye başlıyor. Ve o andan itibaren de metaverse dünyasında da işte hani para mı geçecek ya da farklı bir takas mekanizması olacak. Onlar oturmaya başlıyor. Bir de orada herkesin bu ekonomiye girebilmesi için o çatı yapının haricinde herkes kendine ait değerli bulduğu şeyleri de sunabilir hale geliyor. Her şeyi yapabilirsin hocam. İşte Cem Yılmaz'ın resmi değil de başka şu resmi de ben satıyorum. Ama hocam Cem Yılmaz'ın bir resmini alıyorsun. Bilmem kaç neyle almışsan, kaç liraya almışsan. Hı-hı. Cem Yılmaz gidiyor onun bıyığını uzatıyor, onu gene satar. Satar. Bu arada satıp satmaması önemli değil. Mühim olan onun o değere sahip oluyor olması. Tamam, yani, o değere sahip. Şöyle düşünün, sizin bir aracınız var diyelim. O aracınızdan esasında diğer araçlardan ayrılan iki tane özelliği var. Bir tanesi şasi numarası, diğeri plakası. Birebir hepsi aynı fabrikadan çıkmıyor mu baktığınız zaman? Ama sizin elinizdeki ruhsat o araca sahip olduğunuzu gösteriyor. Şimdi mesela Mona Lisa çok değerli. Niye bir tane var? O yüzden çok değerli. Evet. Anlıyorum. Peki bu tablolar da NFT'ye dönüştürülecek mi? Dönüştürülebilir mi yani şey o anlamda? İllaki bir ticari kaygı aramamak lazım. Neden diyeceksiniz? Siz herhangi bir şeyi fiyatı üzerinde koyduğunuz zaman onun fiyatı o değildir ya da değeri o değildir biliyorsunuz. Onun değeri karşı taraf tarafından alınacağı zaman verilen tutardır ya da değerdir. Bütün ekosistem onun üzerinde işler. Bu sadece ticari bir yapıyken bunu diğer tarafa alın. Mesela bugüne kadar sizin okumuş olduğunuz okullardan aldığınız diplomaları ya da işte gittiğiniz kurslardaki sertifikasyonları düşünün. Ya da onun haricinde bir aile albümünüzü bu tarafa ben ona tarihe kazımak diyorum. Herhangi bir şekilde sizin ailenizin haricinde kimse için önemli değilken sizin için paha biçilemezdir. Hani en çekirdek birim bizim için aile ise çekirdek içlerimiz olan bebekler dünyaya geldiğinde onları eskiden karton ya da işte kağıt albümlerde saklarken verilerini artık videoları, sesli görüntüleri ya da işte elle tutulur daha farklı özellikleri bu tarafa geçirilmeye başlıyor. Ama mesela görüyorum hocam. Estağfurullah. Şimdi ben mesela diyelim çocuğum oldu. Çocuğumun fotoğrafını, NFT'sini yaptım. İlk fotoğrafını. Koydum. Yazdım üzerine $1,000. Akrabalar mecbur satın alacak. Bakın, bakın belki de çok güzel bir noktaya geldiniz. Aa, süper fikir mi? Belki oradan çocuğa gelir kaynağı değişecek. Hani biz eskiden ne yapardık? Normal gidip bankaya bir hesap cüzdanı açıp onun işte 18 yaşına geldiğinde hesap cüzdanına verdiğimizde bir değer elde etmesini beklerdik. Takı törenleri de böyle olabilir mesela. Kesinlikle. Düğün fotoğrafımız NFT 150 lira. Kesinlikle. Böyle fotoğraf herkes alsın. Sattı. O fotoğraf artık Cem kullanamıyor mu? Bir kere mi satıyorum ben? İstediğiniz kadar. İsterseniz bir kere, isterseniz 1000 tane. Bu nadirlik özelliğine göre de değişiyor. Bu NFT'lere geldiğimiz andan itibaren bir nadirlik kavramı. Yani rare yapısı. Satan kişi bir daha kullanamıyor. Sabah tümer kahkahasını sattı. Evet. O kahkahasını bir başka kahkaha atar, onu satar. Ciddi misiniz? O kahkahayı atamaz mı yani şimdi? O attığı an birebir tutmaz ki. Ya tutarsa? An... Tutamaz. Tutamaz. Hoş geldin Nasrettin Hoca. Bugün de konumuz. Tutamaz. Böyle maya diyorum. Çünkü o anın, o saniyenin, o timestamp dediğimiz bizim yani zaman damgası olarak nitelendirdiğimiz yapı üzerinde onu o anda atmıştır ve bitmiştir. O andan itibaren atılan bitilen bir şey de tekrar bir aynı kopya halinde satılamaz. Ama bu ben hep şu örnekten veriyorum. Demin Mona Lisa dediniz. Mona Lisa mesela değeri 100 milyon dolarsa cebinizde 100 milyon dolar yoksa şu anda gidip herhangi bir Mona Lisa tablosunun herhangi bir zaten bir tane var sahip olamazsınız. Ama bu koleksiyonerlik metodolojisini de değiştirmeye başladı. Ben ona kuru yemişçi metodu diyorum. Eğer cebinizde şu anda 100 lira 100 dolar varsa gidip birazcık Van Gogh, birazcık Picasso, birazcık Dali alabiliyorsunuz. Ve bütün bunların hepsini... Sonra değerlenmesini bekleyeceğiz. Tabii ki. Sizin için yatırım. Hani bizim
için sevgili Türk halkında danaya girmek olarak da nitelendirilen hani küçük baş daha ucuzdur da büyük baş hayvana girdiğiniz zaman kurban zamanında ver abi 3 lira ver abi 5 lira deyip de toplam böyle işte yüksek bir tutarsa herkese hissesi oranında bir pay bölüştürülür ya. İşte bunun aynısı dijital ortamda da artık birbirini tanımayan insanlar için bile bir hisselendirme yapısı. Böyle çok değişik şeyler alıyorlar ya hocam işte brokoli alıyor, maymun alıyor, bilmem ne alıyor. Ne yapayım ben bunları? Yani bunlar işte bunları? Sizin için bir değerse yani her koyulan şey konvansiyonel dünyada bir değere sahip oluyor mu? Olmuyor. Koyuyorsunuz birinin alıcısı çıkana kadar bekliyorsunuz. O çıktıktan sonra eğer... Çıkmazsa elde kaldı. El elde baş başta kalıyorsunuz. Başka peki yapacak hocam, bir şey yok. Ben diyelim benim için çok fazla şey ifade eden bir ürünü, çizimi, görseli. Hı hı. Benim için ya beni önemli gören insanlara satabiliyorum ya. Evet. Benim onlar da önemli görüyor. Peki nereden satıyorum? Nereden alıyorlar? Nereye giriliyor? Parayı nasıl ödüyor? Nasıl oluyor? Hakikaten bu nasıl alıyoruz? Neyle alıyoruz? Ben mesela senin avatarını diyelim. Ben evet. Seni çok sevdim. Hı-hı. Diyelim falan diye. Sen de sevdin. Aslında avatarını değil de başka bir özelliğini alabilirim. Mesela sizin sakalınızı yapı şeklini ben çok sevdim. Tamam. Ben de bu sakalı kullanacağım. Ama sen artık kullanma diyorum. Tamam. Çok ben güzel bir noktaya geldim. Ben senin sakalını alabiliyor muyum? Tabii ki. Şimdi bu... Abi siz kahkahayı alıyorsunuz. Sakalımı almış. Bayağı berber geliyor. Olay yavaş yavaş artık daha materyal hale gelmeye başlıyor. Neden? Çünkü bu ekosistemin içerisinde metaverse'e evrileceğiz. Ya metaverse'e evrildiğimiz andan itibaren de sizin fiziksel olmasa da orada çizimle, üç boyutlu yapıyla birlikte sunabileceğiniz şeylerin de sınırı kalmamaya başlıyor. Yani mesela bir tekerlek firmasıysanız, araba lastiği satıyorsanız, mesela konvansiyonel dünyada sekizgen ya da üçgen tekerlek satamazsınız ama metaverse tarafında satar hale geliyorsunuz. Hı. Niye? Çünkü orada o dönebilir halde. O andan itibaren de baktığınız şu, ben eğer bu sakal formatını alıp da üç boyutlu olarak sizin kendi avatarınızı alıp takabileceğiniz hale getiriyorsam o andan itibaren de o değer elde etmeye başlıyor. Sizin gözleriniz, sizin saçlarınız, hepimiz üçümüzden de birer şey alıp üçümüzün bileşimi haline de getirebiliyor. Ve bunu istediği zaman da değiştirebiliyor. Ama fiziksel olarak bir şey yapmıyor. Hayır tabii ki. Onun tasarımını almış oluyor. Sizin nasıl gardırobunuzda gömlekleriniz var, işte tişörtleriniz var, pantolonlarınız var. Onun benzerinde burada kendime diyor bugün bu sakalı takacağım. Yarın peki, diyor işte bu kulağı takacağım. Zaman kavramı var. Mesela ben derim ki kanka maça gideceğim ben senin şortu versene diyorum alıyorum iki gün sonra veriyorum. Ben senin veya Cem Yılmaz'ın veya Selçuk Erdoğan'ın X birinin kiralama aylık mantıklı. Alabiliyor muyum? Evet tabii kiralama evet. Var. Allah. Hatta bunun çok kısa sürelerde yani 3 dakika kullanıp ya işte bir podcast çekimimiz var orada üstüme giymem gerekiyor diye alıp çıktıktan sonra ne veriyor karşılığında? Karşılığında karşı taraf ne memnunsa onu ne memnun edecekse. Hani demin ilk çağlarda gibi bende çok değerli bir taş var şu gibi yani. Tabii. En başından beri anlattığımız hikaye de o. Alan memnun, satan memnunsa ya o andan itibaren herhangi bir varlığa da şey ihtiyaç yok. Yani değer olarak karşılığında ne verebiliyorsanız. Mesela benim o yaptığım sakal yapısıyla birlikte siz kendi saatinizi değiş tokuş yapabilir hale geliyorsanız hoş geldiniz. Takas dönemi. Peki ben senin avatarını çizdim kendim. Evet. Ben dijital tasarımcıyım. Senin avatarını çizdim. Sattım 1000 dolara kendi kendime. Ne güzel. Benden bir tane daha olmuş oldu. Var mı böyle bak? Var tabii ki. Ama olmaz senin burada kişilik hakların yok mu? Ben senin avatarını nasıl satabilirim? Kişilik hakkı olması onun size ait olması anlamına geliyor. Örnek verelim. Mesela Cem Yılmaz bir şey çizdiği kendisini anda çiziyor. Koydu. Hayır. Şu anki karikatürlerini koydu. Tamam. Şu anda onun ikinci el marketinde gidip araştırdığınız zaman belki 100'den fazla Cem Yılmaz kopyası var. Replikası var. Bunun temel olarak da bir dayanağa ispatı ihtiyacı var değil mi? O dayanak da onun gerçekten Cem Yılmaz olduğunu size ispat edecek temel taşlarından bir tanesi. Nereye bakıyorsunuz? Sosyal medya hesaplarına. Orada da zaten bu işi artık özümsemiş ve kendisini ispat etmek zorunda olan insanlar o adresi oraya yazıyorlar. Diyorlar ki benim NFT ile ilgili adresim budur. He, ben bunu Cem Yılmaz'dan aldım diye gözüküyor sen tabii aldığın ki, zaman. Tabii ki. Dolayısıyla ben Cem Yılmaz'ın karikatürünü çizmiş başka bir ressamdan alsam Ahmet'ten aldım oluyor. İşte sizin evdeki kaplumbağa terbiyecisine dönmeye başlıyor. Ya bir sanki bir şey eksik gibi geliyor benim tam kafamda oturmaya. Sanki böyle bir noter eksikliği var gibi. Noterde işte bu onu da hemen gelelim. 2009 tarihinde hayatımıza kripto paralarla girmiş olan, Bitcoin ile girmiş olan bir buzdağının altında çok büyük sektörleri etkileyecek bir yapı var. O da blok zincir, blockchain dediğimiz yapı. Esasında blok zincir bize çatı yapıdaki bütün kayıt sistemindeki o garantörlüğü sağlayacak.
sağlıyor. Ve oraya girmiş olduğumuz kayıt hem anlık alınmış oluyor hem de diğer bütün herkes tarafından görülebilecek şekilde şeffaf. Hı hı. Bu da siz inandırıcılığını arttırmaya başladığı andan itibaren kripto varlıklarda da kullanabilirsiniz. Onun haricinde bu kripto varlıklar sadece finans ekosistemini dengelerken ya da orayı düzenlerken bu tarafta da bunları aklınıza gelebilecek her türlü materyali bu ekosisteme sokacak şekilde bir değer haline getirirseniz, yani bu işin illa para olmasına gerek yok. Demin dediğim gibi işte bebeğimizin fotoğrafını koyduğumuz andan itibaren de karşımızda bir NFT yapısı oluyor. Bundan sonrası belki daha net ve daha açıklayıcı olabilir. Buradan da NFT ekosistemi yavaş yavaş tokenlaşmaya, yani token economics'e dönmeye başlıyor. NFT'nin sonundaki non-fungible token dediğimiz yapı, bizi dinleyenlerin de hani kitabi bilgi olması amacıyla söyleyelim. Bir coin'imiz var, en meşhuru bildiğiniz Bitcoin. Hı hı. O coin kendi blok zinciri üzerinde hayatına devam eden bir kripto varlık. Başka bir blok zinciri üzerinde hayatına devam etmek üzere kurulmuş olan kripto varlıklara da token diyoruz. Yani kendi blok zinciri varsa coin, yoksa token. Bu tokenlar da bizim Metaverse evreni üzerindeki tüm o kapital düzeninin temel taşı, artı orada yaşayacak insanların birer ne diyelim ona, kendilerine özgü değiştirebilecekleri parçacık yapısına dönmeye başlıyor. İsterseniz bu bir toplu iğne ucu kadar küçük olabilir, isterseniz o toplu iğnenin çok büyük ya hali bu, olmuş olarak. Kimin aklına gelmiş yani bir şeyi, sana ait özgü bir şeyi başkasına satma. Ne olmuş satma biliyor musun kanka? Ben sana söyleyeyim. Hocam katılacak mısın bana? Buyur. Şu an yaşadığımız bir evren var ve bu evrende biz fiziksel olarak bir ömrümüz var. Hepimizin 70 sene, 80 sene, 100 sene neyse. Evet. Ama geride bıraktığımız şeyler kontrolümüzde haline değil. Değil. Yani biz yok olduğumuz zaman sonra kim bilir ne oluyor? Bravo, bravo. Falan filan. Bunu dijital bir dünyada sonsuzluğa açmışlar gibi gördüm, evet, ben. Onu sizin adınıza, sizden sonraki gelecek bütün nesillere aktarabilecek, aynen, halde, ya bizim hani buralar dutluktu, hı hı, kıvamından alıp hali hazırda ve belki onlar da daha sonra torunlarına bırakacaklar ama ilk temeli atan orada her zaman bu işin başında yer alıyor olacak. Burada şöyle de bir güzellik var. Lafınızı balla bölmüş olayım. Bütün bu sürecin içerisinde de ilk bu işi hayata geçiren insan, onun ikincil, üçüncül, beşincil el değiştirişlerinde de gelir sahibi olabilme yetisine sahip. Biz buna lifetime royalty fee diyoruz. Yani ömür boyu bir gelir sadakat gelir gibi düşünün. Yani ilk yapılan şeye, bestecisine mesela bir şeyin, şarkının, ona her söylediğinizde, her çaldığınızda bir telif ücreti ödemekle eşdeğer. Peki telif anlamında bu dijital dünya ile gerçek dünya arasında şöyle bir bağ var mı? Mesela örnek veriyorum, ben bir araba modeli çizdim kendim elimle. Hı-hı. Ve bu araba modelinin NFT'sini sattım 1000 liraya. Evet. Daha sonra gerçekten büyük bir araba firması bunu satın almış benden 1000 liraya. Evet. Ama tasarım çizimini almış. Bunun gerçek arabasını üretip satabiliyorlar mı? Satabiliyorlar. Eğer telifimi bunu almış mı oldu? Siz eğer ki o telifi veriyorsanız orada o çizimi aldı. Tamam. O sadece telifle bir araba yapılabiliyorsa o zaman siz de yapın. Yapmıyorsanız eğer, ondan esinlenerek herhangi bir şey yapabiliyorsa ama size de bu konuda bir hak iddia etmek için başvuruda bulunduysa ya da siz öyle bir şerh koyduysanız... Yok, gitti aldı. Tamam, haberiniz çizdim. Yok. Peki siz o zaman şu soru çıkıyor. Onu oraya koyarken hangi haklarla koydunuz? Yani basın yayın hakkını koydunuz mu? Bunun üzerinden bir ticari gelir i̇şte elde şey etmesini... yapabiliyor mu? Onlar tabii hepsini mu söyleyebiliyorsun. Ha, ben mesela diyorum ki bunun sadece çizimini satın alabilirsin. Kesinlikle. Bundan gerçek bir şey yapamazsın. Kesinlikle. Diyorum. Örnek veriyorum. Cem Yılmaz'ın bir karikatürünü aldım. Gittim işte bilmem kaç bin liraya. Gittim onu 3 metre evime dekor yaptırdım. Mesela yaptıramayabiliyorum belki de, değil mi? Hani anlaşmanıza bağlı. O anki anlaşmaya bağlı. Ticari olmadığı sürece zaten genelde herkes onun hakkını, hukukunu veriyor. Ama ticari demek şu, onu alıp da gidip onun üzerinden gidip işte boy boy reklamlar verirseniz o andan itibaren onun ismini kullanarak bir şey yapmaya giriyor. Hocam biraz iletişimle de ilgili bir şey. Mesela örnek veriyorum, ben Cem Yılmaz'la iletişim kurmak istiyorum. Onun bir NFT'sini alacak olsam zaten iletişime gireriz. Evet. Dolar paylaşıyor ediyor ya. Ama şimdi her satıcının biliyorsun... Bu açık artırma olarak mı yapılıyor? Tabii ki. Onu oraya koyuyor. Koyduğu andan itibaren isterseniz bir fiyat belirliyor, isterseniz de açık artırmaya çıkartıyor. Kişi kendisinden bir platform tabii, tabii yok yani. Hayır. Peki gene onu Cem Yılmaz mı? NFT'nin sahibi Cem Yılmaz gibi konuşuyor. Gene onu satan kişi mi belirliyor? Mesela tabii, açık artırmaya koydu. Tabii. 1 dolar, 2 dolar, 5 dolar. O oldu. Sizin eseriniz çünkü. O sizin vermiş olduğunuz bir eser ya. Onu isterseniz tek bir fiyatla koyabilirsiniz. İsterseniz de o an size gelebilecek teklifleri değerlendirecek şekilde çok üst nokta.
noktaya atıyorum böyle hani 100 milyon dolara koyarsınız ama birisi gelir der ki ben buna 10 lira veriyorum. Öbürü der ki 50 lira veriyorum, 100 lira veriyorum. Hangisi? Cem'in tamamını koymuşuz 10 lira veriyorlar. Şimdi burada esas işin önemli olan tarafı ticari taraf değil. Sektörleri değiştirecek. Diğer kısım oradaki sizin sahipliğiniz ve o sahipliğinizi gösterebiliyor olmanız. Bu ne demek? Yani araba kapılarımızı artık cep telefonumuzu çıkardığımız barkodlarla okutabileceğiz. Çünkü bizim dijital cüzdanımıza bağlanacak ve arabamızın ruhsat sahipliği bizde olduğu için bize kapılarını açacak. Ya da evimizin kapıları benzer şekilde açılacak. Ama hocam bu dijital sistemleri ben böyle biraz endişeliyim. Mesela otele gireceğim. Otel barkod şeyi var ya. Evet. Tam çıkıyorsun. Dijital sistemlere karşılamak için çok doğru programımız. Bir daha düşün bunu. Karşılamıyorum. Ne bu dijital para ya diye. Endişemi dile getiriyorum. Şimdi ben mesela otele girdim, 6. kata çıktım. Kartı okutacağım, kart okumuyor. Evet. Telefonla falan şey olmuş, böyle sapıtıyor ya bazen. Aha. İniyorsun resepsiyona, bir daha çıkarıyor. Telefona değdirmeden böyle evet. okutuyor. Şimdi barkodla kapatacağız diyorsun ya, ya o barkod bir şey bozulursa? Ya telefonun şeyi biterse, şarjı biterse. Bitti. Ne olacak? Siz Metaverse'deyim, elektrik kesildi, şeye gitti. Kapanmış. Ya dünyada 5 dakika elektrikler kesildi hocam anlasın neler olmuş. Tabii. Ben anlatamayacağım ama. Yani herkes dondurma almaya koştu Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz. Erimeden hemen şapır şapır. Yani bunun altyapısal olarak korunmasıyla alakalı nasıl şeyler var acaba, gelişmeler var? Bu özellikle tek bir noktada durmadığı için dağıtık bir ekosistem üzerinde evet. toplanıyor. Ve bunun da IPFS adını vermiş olduğumuz ilginç bir hikayesi var. Onu da paylaşmak isterim. Bak, varmış gördün mü? Bana yer muamelesi yaptım burada. Ne alakası var ya? IPFS hocam, şu an mesela şey yapmaya çalışıyor, anlayış gösteriyor. Toparlıyorum. Benim sorduğum sorunun cevabı IPFS kurulmuş. Evet. Benim gibi insanlar için. IPFS nedir? IPFS? Bir içerik üretici, bir içerik üretici bir yapımcıyla anlaşıyor ve yapımcı burada atmış olduğu sözleşmenin altında imzada dünya üzerinde geçerli olduğunu kabul ettiği bir hak hukuk mevzundan yola çıkıyor ve bunu uydular yani satellite dediğimiz uydular üzerinde bir iki tur döndürdükten sonra tekrar dünyaya indiriyor. Ve o içerik üreticinin içeriğini farklı mecralarda da sunar hale geliyor. İçerik üreticisi de gidiyor mahkemeye dava açıyor ve hakim şöyle bir karar veriyor. Diyor ki bu dünya üzerinde geçerli olduğu için ve işte 2-3 tane uydu dolaştıktan sonra lisans sözleşmesi kırıldığı için bu şeyiniz mahkeme sizi haksız buluyor diyor. Ondan sonra da interplanetary dediğimiz yani gezegenler arası bir ekosistem doğmaya başlıyor. Ve bundan sonra yapılan tüm içerik sözleşmelerinde temel olarak alınan yapı da bu. Siz bir içerik üretiyorsanız onu sadece dünya üzerinde değil, dünya ve diğer gezegenlerin de içine aldığı interplanetary bir yapıya sunuyorsunuz. Bu sözleşmeden de yola çıkılarak dijital... Hocam böyle bu ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Marslı'nın hakkına girmiş yani oluyoruz. Şimdi, Marslı'nın hakkına girmiş. Şimdi ben mesela Paribu ile beraber YouTube'a içerik çekiyoruz. Hı. Ben bunu yüklerken server Amerika'da ya falan deyip oradan ben Türkiye'de haklarından mı şey yapıyorum ya. Siz sözleşmeye baktınız mı imzalarken? Interplanetary var mı yok mu? Biz bir dönüp bana bakın. İmza bile atın ya parmak basın. Bir şeylere parmak bastılar. Parmak bastı hocam. Bakın en temel işte. Hiç ne bildiğim parmak. Bütün bu yapı da şuna gelmeye yine başladı. Ona dönüyoruz gibi hocam. Takas makas derken bizimle parmak basacağız diğerlere galiba. Zaten ilk çağlara dön yani şu anda da Metaverse'de biliyorsunuz normal bir dijital oyunu kurmaya başladığınız zaman sizi bir tane adaya bırakır. O adada böyle sadece üstünüzde yaprak vardır. Gidersiniz ağaçları koparır. Mesela gömleğini beğendim. Oka atacağım, vuracağım seni. Alacağım gömleğini. Ya, yani öyle en mi? Güzeli bu. Kanka rica da edebilirsin. Sen de öldürmeye gerek yok. Gömleğini sen de yani ne kadar sensin. Hakikaten sen verecek tamam. Sakal gitti, gömlek gitti. Çok güzel. Kulağını kaç dakikamız var? Bu arada şöyle bir bitti hocam. Bir şey diyeceğim. Yok yok, gidip kapatalım da. Ben mesela bir şeyimi sattım ya. Evet. Şeye, babamın hak talebi olabilir mi ya? Hayır, durun ya diyecek. Olamaz. Tamam bu çocuk bunu satıyor ama bu benim sayemde bakın, oldu. Orayı da hemen şöyle netleştirmiş olalım. Esasında 3-5 babama dağıtmayacak mıyız? O size kalmış. Burada mühim olan şey şu. Biz eskiden gerçek değere sahiptik. Yani hani bahsettik ya altını bir kenara koyduk onu fark ettik de bir sertifikasyonla dolaşıyoruz demiştik ya. Aha. Bütün bu sürecin içerisinde biz artık o değere değil o değere ulaşabileceğimiz şeye sahibiz. Yani dijital cüzdanlara sahibiz. O dijital cüzdanların da o bize ulaştırabilmesi için sahipliğini alabilmemiz için de burada kripto varlık piyasasında ekosistemde çok klasik bir lafımız var. Not your keys, not your coins. Yani kelimeler sende değilse oradaki varlıkların da sahibi sen değilsin. O yüzden de herkes kendisi yani hiçbir akrabalık şeyde bunun içerisinde de dahil girmeden tamamen
o dijital cüzdanın hakimiyetine ne kadar sahipse o varlıklara da o kadar sahip. İkiniz aynı cüzdanın kelimelerine sahipseniz ikiniz aynı sürece dahilsiniz ve oradaki tüm varlıkları paylaşır hale geliyorsunuz. Ama teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin ben hep biraz geri kafalı konuşmak istemem hocam. İlk bu programı indirdiğinde telefon numarana giriyorsun ya sana evet. SMS onay kodu gelmiyor mu? Evet. Döndün mü SMS'e? Haydi bakalım. Sonuç itibariyle değil mi? Sonuçta işte bu SMS bir göbekte yok mu hocam? Evet. İşte bu bence o da kalkacak. NFT alacağım SMS'ini ben size alacağım nefret istesinden. Evet evet. NFT olarak onaylayacaksınız kendinizi. Yok hocam SMS. Ben bu anda SMS ben döndük dolaştık Metaverse NFT. Sen neyini verirsin? Nefreti neyi satabilirsin? Çimen Show logosu satarız kanka sen. Logoyu. Ha? Biz logoyu satsak biz logoyu kullanamıyor muyuz? Bir tane daha yapın. Siz de değil mi kökü? Ama hocam tamam o ya. Hocam böyle miydi bitirecektik ya? Kökü sence de bayağı saçmaladık ya. Yok hocam ne kökü kafam mı kaldı saçım mı kaldı? Ya hocam ne evet. Güzelsin ya. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Için. Sağ olun. Gene sizin güzel enerjiniz, keyifli sohbetinizle yani bambaşka dünyalara gittik. Nefret hakkında inanın şuraya oturduğunda hiçbir şey bilmiyordum. Yani şu anda da hiçbir şey bilmiyorum ama en azından tanışmış olalım. Acayip şeyler öğrendim. Çok teşekkür ederim. Ben de çok öğrendim. Ben hani hakikaten kafamdaki soru işaretlerinin bir kısmına giderek belki ilerleyen bölümlerle gene konuşuruz. Tüm zamanların en yükseği programında Fazlı Polat'la beraber öğrenmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Öğrenene kadar da programı çekeceğiz. Bitirmeyeceğiz bunu. Öğrenene kadar. Biz de bir gün oraya oturabiliriz inşallah. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Diğer etkinliklerde görüşmek üzere. Sevgilerimle. Sağ olun. Bye bye.